Çekiliş yapıyorum arkadaşlar. 2 hafta boyunca bir öğrenciyi Türkiye'den İngiltere'ye dil eğitimine getiriyorum. 2 hafta boyunca Manchester şehrinde New College Group'la dil eğitimi alacak. Bütün masrafları, ulaşım, vize ve konaklama masrafları da Study Course tarafından karşılanacak. Tek yapmanız gereken aşağıda, hemen şu aşağıda bir link var. Göreceksiniz aşağıdaki linki. Hemen aşağıdaki açıklama kısmında bulunan linki tıklamak ve oradaki görevleri yerine getirmek. Çekiliş tarihi 10 Mart ve 30 Nisan arasında. 30 Nisan'dan sonra 6 Mayıs günü de çekilişin sonucunu, kazananı açıklayacağım sevgili arkadaşlar. Tek yapmanız gereken aşağıdaki açıklama kısmında bulunan linki tıklamak ve ardından çekilişe katılmak. İyi seyirler. Yeah. This handsome guy. Best teacher, best student. No, of course. Let's make a college. Merhaba sevgili arkadaşlar, ben Yunus Dalgıç. Bugün sizler için Londra dışına çıkıyorum. İngiltere'nin kuzeyi Manchester şehrine sizler için öğrenci olmaya gidiyorum. İngiltere'ye dil öğrenmek için gelen öğrenciler sadece Londra'ya gelmiyorlar. Yani burada birbirinden farklı şehirler ve birbirinden farklı imkanlar var. Ben de Manchester'a giderek Londra dışındaki illerde de öğrenci hayatı nasıl, öğrenciler zamanlarını nasıl geçiriyorlar ve ne tarz bir dil eğitimi alıyorlar, bunu size göstermek için Manchester şehrine doğru yola çıkacağım. Eğer hazırsanız şimdi tren istasyonundan içeriye doğru gireceğim ve Manchester'a doğru yola çıkacağım. Hadi başlayalım. Manchester. Bir saat sonra ben de Manchester'da olacağım. Bakalım Manchester'da beni neler bekliyor. Nasıl bir öğrenci hayatı geçireceğim. Hızlandırılmış programa gireceğim. Yani bir günlük öğrenci olacağım. Bakalım nasıl bir şey bekliyor bizi. Gidelim Manchester'a, hadi. Vallahi arkadaşlar, tren yolculuğunun artık sonunda bitti. 2 saat. Koltuklar biraz sıkıntılıydı açıkçası. Biraz dardı koltuklar. O yüzden uzun yollarda her zaman sıkıntı yaşıyorum. Şimdi trenden indim. Kalacağım otele doğru ilerliyorum. Okula yaklaştım. Şimdi okulun içine gireceğim. Tabii öğrenci hayatına geri döndüm dediysem perfect, mükemmel bir öğrenci olmadım tabii ki. Yaklaşık 5 dakika falan yine derse geç kaldım. Şimdi okulun olduğu binaya doğru giriyorum. Gelin beraber derse girelim. Bakalım öğrenciler nasıl ders işliyorlar. Evet, burası giriş. Şu an bulunduğum okulun giriş kısmındayım. Büyük ihtimal burası resepsiyon. Öğrencilerin ya da ziyarete gelen insanların gelip beklediği alanlardan bir tanesi. Okulun adı New College Group. Hemen görüyorsunuz şu arkamda. Biliyorsunuz Study Course aracılığıyla okulları geziyorum. Şimdi bir tane sınıfta bekliyorlar. Evet, sanırım 105 numaralı derse gireceğim. Evet, hemen görüyorsunuz öğretmenim şu arkadaş David. Bakalım David beni fark etti. Evet. Hadi girelim bakalım. Hi guys, I'm Yunus. I'm from Turkey, but I live in London since 3 years. So basically, my main job, I'm a photojournalist. I study English in London, and right now I do YouTube. The first one is this. Number one, how do you make the second conditional? Quickly, go!
Go fast. Double star, you get a point. Well done. So, you get a little point. Well done. I need some tissue to help you. Very good. Next one. You ready? I need more coffee. Yeah. You need more coffee. We need some more energy. Number two. Here we go. Give me three reasons why we use the second conditional. Go. It doesn't have to be big sentences. Just give me notes. Oyun devam ediyor arkadaşlar. Ben oyunun parçası olmadım bu sefer. 13.5 puan almışız arkadaşlar bütün hepsinden. Bakalım diğer takım kaç puan alıyor. I am not joking. I am 100% not joking. What score did they get? 13.5. Look, this is my point system there. It's exactly the same. Yarışmayı kaybettik arkadaşlar. Yani o kadar koskoca ülke kurduk. Taş kağıt makasla yarışmayı kaybettik. Şimdi ders arasına girdik. Şimdi bir arkadaş tanıştırmak istiyorum sizinle. James. Say hi. James Çinli bir arkadaşımız. James, what do you think about Turkey? Turkey. Barbecue? Yeah, mangal, yeah. Mangal. Yeah, mangal. Mangal. Yeah, I really like this. You like it? Just now. Have you been in Turkey? No, not yet. Yeah. Nasıl geçiyor? Ben size kısaca bundan biraz bahsedeyim. Şu arkamda görmüş olduğunuz akıllı tahta. Bunun üzerinde yazabiliyor muyuz? Yazabiliyor muyuz? Ne yazalım buraya? Nasıl silelim? Bir dakika. Evet, galiba sildik, evet başardım. Yani akıllı tahta ilk defa kullandım bu arada. Şimdi biraz bir kahve arasına çıkacağız. Arkadaşlar şimdi kahve almaya geldiğimiz yerde ben kahve almak için parayı uzatıyorum. Aziz de ben elimi indirdi. Yani bizim Türklerde olduğu gibi sen ödeyeceğim, ben ödeyeceğim muhabbeti. En son şöyle bir şey dedi. Sen de bizim kültürümüzü biliyorsun. Yani misafirsin, misafirliğini bil dedi ve sağ olsun kendisi kahveleri bana ısmarladı. Ben de kendisine yemek ısmarlayacağım eğer kendisi de tabii ki isterse. Ekrandaki kodu telefona giriyorlar. Telefona bağlandılar buradan. Şu an görüyorsunuz. Soru geliyor böyle. Bakın buradan renkler var. Tahtada sorular var. Bu soruları seçiyorlar. Evet şu an seçtiler. Ders bitti. David'e çok güzel bir öğretmendi. David, thank you so much for... You're very welcome. Yeah, you've been a great guest. Appreciate and, to join your We've lesson. All enjoyed your time here. Yeah. Please come back again to Manchester. Yeah, so you're going to best teacher, best student. No, guys. Let's make a college. No, please come to Manchester. You've got great culture, great city, amazing students. Football. Good mix. Museums. Got football as well. Most importantly, we have a great language system here. Yeah. And we have a great time learning English. Yeah. So please come and enjoy. Okul ziyaretinden sonra en önemli şeylerden bir tanesi de kalacağınız yer. Londra videomu izleyen arkadaşlar okulla birlikte kalınacak yeri de görmüşlerdi. Şimdi Manchester'da öğrencilerin kaldığı öğrenci yurtlarından bir tanesini ziyaret edeceğim. Bakalım bu yurtlarda Londra'ya göre ne gibi farklılıklar var ya da ne gibi avantajları veya dezavantajları var. Şimdi yurttan içeri girdiniz diyelim arkadaşlar. Öğrencilerin buluşup konuştuğu, sosyalleştiği alanlara geleceksiniz. Bu da nedir? Bakın böyle hemen arkamda görüyorsunuz televizyon var. Ve böyle oturup yayılıp televizyonu izleyebilirsiniz. Yurdun odalarından bir tanesine gireceğim. Ben biraz büyük olduğum için şöyle kapılardan yan geçiyorum. Odaya girdikten sonra böyle bir yatağınız var. Hemen size yatağı gösteriyorum. Burada çift kişilik bir yatağınız var. Bu genellikle örnek bir oda olduğu için bütün odalar bu şekilde değil ama genellikle odaların boyutları bu şekilde. Şimdi ben biraz da uzun boylu olduğum için genelde bu yataklar bana küçük geliyor. Tabii bunları imkan doğrultusunda değiştirebilirsiniz. Çalışma masanız önemli, ders çalışmayı seven arkadaşlar için
kesinlikle önemli olaylardan bir tanesi. Dolap, bilmiyorum ne kadar eşyanız var hanımlar beyler. Bu dolap bana yeter. Yani ben eşyalarımı diğer bir konu ise kendinize ait bir banyonuz ve tuvaletiniz var. Ben ilk Londra'ya geldiğimde ortak banyo kullanmıştım. Banyo ve tuvaletleri ortak kullanmıştım. Bu yüzden bazen sıkıntı olabiliyor. Şimdi gelelim mutfak. İlk defa bir yurtta böyle bir odaya denk geldim. Bakın bildiğiniz sinema odası. Abi yurdun içinde bowling salonu nedir ya? Tebrik ederim. Bu nedir? Ben yurtta böyle bir şey gerçekten gördüm. Yani bilardo gördüm, dart oynayan gördüm, PlayStation tamam. Hadi sinemayı da kabul ettim. Bura okey, onda da sıkıntı yok. Yani şöyle düşünün, Londra'da böyle bir yurt bulmanız biraz zor. Yani Londra ve Manchester kıyaslaması yaparsak Londra'da örnek olan bir yurt, öğrencilerin kaldığı bir yurt bulmak biraz zor. O yüzden Manchester'ın avantajlarından bir tanesi. Küçük bir şehir olduğu için bina içindeki alanları daha yaygın bir şekilde öğrencilerle birlikte paylaşabiliyorlar. Bu da güzel bir avantaj. Arkadaşlar okuldaki günüm bitti. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Böyle de sertifika aldım bu arada. Kanala abone olmayı, beğen butonuna basmayı ve yorum atmayı unutmayın.